Önümüzdeki yıllarda Alman Hava Kuvvetleri'nde 1979'dan bu yana görev yapan Tornado savaş uçakları emekli olacak. Alman Savunma Bakanlığı'ndan gelen bilgiye göre bu uçakların yerine Amerikan Boeing imalatı F-18 Super Hornet'ler alınacak. Ayrıca F-18'in elektronik karıştırma modeli EA-18G Growler da envantere girecek. Almanya'da bir miktar Eurofighter daha alımı planlanıyor. Gelin Alman Hava Kuvvetleri'nin geleceğine birlikte bakalım ve Tornado'nun hikayesini birlikte dinleyelim. Almanya gerçekten ilginç bir hava kuvvetlerine, yapısına tarihi boyunca sahip olmuş bir ülke. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra askeri anlamda epey küçüldü. Burada da Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşma yaptı. Daha Batı Almanya günlerinde hava kuvvetlerinin pilotlarının tüm jet eğitimleri Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştiriliyordu. Ve pilotlar yoğun bir Amerikan tipi eğitimin arkasından yine Amerikan uçakları kullanarak Almanya'da görevlerine başlıyorlardı. Bu nedenle Almanya örneğin F-104'ün 1960'lı yıllarda en önemli müşterilerinden biri haline gelmişti. F-104'ler tek uçak olarak seçilmişti ama yeterli görülmeyince arkasından F-4'lerin F modeli envantere girdi. Almanya özellikle bu uçakları hava görevlerinde kullanmaya başlandı. Fakat 1970'li yıllarda çok fazla meydana gelen F-104 kazası nedeniyle Almanya Avrupa içinde oluşturulan bir konsorsiyuma girdi. Bu konsorsiyum Almanya'nın yanı sıra İngiltere ve İtalya tarafından oluşturulmuştu. Hedef çok alçaktan uçabilen, o dönemin önemli ve moda konsepti kanatları hareketli bir uçak tasarımıydı. Ve böylece bu projeye Tornado adı verildi. Tornado şekil olarak baktığınız zaman dönemin F-14, MiG-23, F-111 gibi uçaklarıyla ortak bir tasarıma sahipti. Uçağın kanatları hareketli. Yani inişte uçağın kanatları açılıyor, düşük süratlerde havada tutunması sağlanıyordu. Yüksek hızlara ulaşılacağı zaman kanatlar geriye doğru katlanıyor ve Tornado gerçekten çok ciddi bir sürata ulaşıyordu. Uçakta ise iki kişilik mürettebat yeri vardı. Önde pilot, arkada da silah sistem subayı uçmaktaydı. O yılların konseptine göre Tornado iyi arazi takip radarı sayesinde çok alçaktan başarıyla uçabiliyor ve o yılların en büyük konsepti, ki Soğuk Savaş'ın en önemli konseptlerinden biriydi, Rusların Sovyetler Birliği'nin nokta hedeflerini vurabiliyordu. Tornado bu açıdan Batı kuvvetlerin Avrupa'da İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri, Alman Hava Kuvvetleri, Luftwaffe ve İtalya'nın önemli bir gücü haline gelmişti. Ama bir problem vardı. Bu çift motorlu uçağın gerçekten idame masrafları çok yüksekti. Her sorti sonrasında ciddi bir bakıma ihtiyaç duyuyordu ve yüksek maliyetleri nedeniyle de pek fazla Amerikan ve o dönem karşısındaki Rus, bir tarafta da tabii ki Fransa'yı da koymak lazım Miraj uçaklarıyla, çok fazla pazar payına ulaşamadı. Sadece İngiltere'nin büyük baskısıyla uçağın ilk ve tek bu konsorsiyum dışındaki kullanıcısı Suudi Arabistan olmuştu. Tornado'nun bir de Türkiye macerası var. 1983 yılında yapılan ihale, Türk Hava Kuvvetleri'nin gelecek uçağı ihalesine Tornado'da katılmıştı. Fakat yapılan ön elemede bu uçak elenmiş ve Türkiye F-20, F-18 ve F-16 üzerinden yürüyerek bu üç uçaktan birini seçmek üzere çalışmalara başlamıştı ve sonunda kazanan F-16 olmuştu. Özellikle İngiltere, Türkiye ile ilgili ilişkilerini geliştirmek için daha sonrasında çok uygun kredi koşullarıyla 40 adet Tornado satışı için Türkiye'ye baskı kurmuştu. Dönemin Başbakanı Turgut Özal tarafından yapılan görüşmeler sonrasında bu teklif pahalı bulunmuş ve F-16'dan Türk Hava Kuvvetleri'ne yoluna devam etme kararı almıştı. Biraz önce de anlattığım gibi Tornado'lar özellikle 1. Körfez krizinde ve savaşında önemli roller üstlendiler. Alçaktan uçuyorlardı ama bu alçaktan uçuşları aynı zamanda yerden havaya ateşlenen füzeler açısından da ciddi bir risk oluşturuyordu. Tornado gerçekten önemli görevlere imza attı 1. Körfez Savaşı'nda, ancak ciddi de kayıplar yaşadılar.
Bunun sonrasında uçak gelişmiş radar sistemleri, elektronik sistemleriyle birlikte örneğin keşif gibi ek görevlerle görev yapmaya başladı. Tornado'ya keşif görevinin kazandırılmasıyla birlikte Alman Hava Kuvvetleri uzun yıllardır kullandığı F-4'lerin keşif modeli olan RF-4'lerini emekli etti. Ciddi sayıdaki uçağın bir kısmı Yunan Hava Kuvvetleri'ne verildi, kalanlar da Türk Hava Kuvvetleri'ne hibe edildi. Bu uçaklar uzun yıllar Türk Hava Kuvvetleri'nin keşif gücünü oluşturacaktı. Tornado tabi aradan geçen 41 yıl sonrasında artık gövde ömürlerinin, ekonomik uçuş operasyonlarının sonuna doğru gelmeye başlıyor ve burada da Almanya ilginç bir karara imza attı. Alman Hava Kuvvetleri'nin geleceğini şekillendirmek üzere Almanya 30 adet FA-18E ki tek kişilik modeli ve F Super Hornet alımına karar verdi. Bu alımla birlikte ayrıca 15 adet de EA-18G Growler elektronik karıştırma modelinden de sipariş verilecek. Yani Almanya toplam 45 adet F-18 alıyor. F-18 şu an Amerikan donanmasının F-35'lerle birlikte kullanılan standart modeli, arttırılmış menzili, özellikle hava-yer hedeflerine karşı ciddi bir başarı gösteren atış sistemleri ve kullandığı mühimmatlarda Amerikan donanmasının deniz piyadelerinin önemli bir gücü oluşmuş durumda. Aynı zamanda bu uçağın bir diğer kullanıcısı ise Avustralya. Ben buradaki siparişte EA-18G Growler uçağına dikkat çekmek istiyorum. Elektronik karıştırma yeteneğine sahip bu uçağı Amerika Birleşik Devletleri pek fazla ülkeye satmıyor. Mesela Amerika dışı kullanıcılardan biri Avustralya ve sonrasında bunun Almanya'ya 15 adet satılacak olması Tornado'nun keşif ve elektronik karıştırma görevlerinde bu uçağa verildiğini gösteriyor. Biraz önce de anlattığım gibi Almanya uzun yıllar F-4, F-104 gibi Amerikan yapısı uçaklar kullandıktan sonra Tornado'ya geçmiş, arkasından Eurofighter konsorsiyumu ile birlikte tamamen Avrupa yapısı uçaklara dönmüştü. Şimdi gelecekle ilgili F-18'lere sipariş verilmesiyle birlikte tekrar bir Amerika'ya dönüş sinyali verilmiş durumda. Bu da tabii Alman havacılık endüstrisi için de çok ciddi bir soru işareti. Bu soru işaretini bir nebze olsun azaltmak için Almanya ek Eurofighter Typhoon siparişi de verdi. Halen Alman Hava Kuvvetleri'nin ana vurucu gücünü oluşturan Eurofighter'lar 1980'li yıllarda İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya ortaklığında hayata geçirilmişti. Çift motorlu delta kanatlı uçaklar öncelikli olarak hava görevleri için tasarlandı. Eurofighter projesinin ortakları arasında Tornado'da olduğu gibi İngiltere, İtalya, Almanya'nın yanı sıra İspanya'da eklenmişti ve bir dönem bu uçağa ortaklık Türkiye'ye de tavsiye edilmiş ve teklif edilmişti. Ancak Türkiye yolunu F-16'dan yöne çizdi. 2000'li yılların başında tekrar özellikle İtalya Türkiye'ye emekli olması planlanan F-4'lerin yerine Eurofighter teklifinde bulunmuştu. Ancak bu teklif de Türk Hava Kuvvetleri tarafından yüksek maliyeti nedeniyle pek kabul edilmemişti. Eurofighter uzun soluklu bir proje. Önce dediğim gibi hava görevleri için tasarlandı. Arkasından geliştirilen özel sistemler ile uçak hava-yer görevleri de yapmaya başladı. Ancak Eurofighter özellikle yüksek uçuş maliyetleri ve uzun süren bakım operasyonları nedeniyle açıkçası pek fazla pazar şansı bulamadı. Tornado'da olduğu gibi bu uçak Suudi Arabistan'a satıldı. Arkasından Orta Doğu'da Katar tarafından sipariş verildi. Ve Eurofighter halen çeşitli ülkelerde de ihaleleri takip ediyor. Tabi bu arada bir parantez açıp Avusturya tarafından da kullanıldığını Eurofighter'ın belirtmemizde fayda var. Geçtiğimiz aylarda İspanya emekli olacak F-18'lerin ilk versiyonu olan A ve B modellerinin yerine Eurofighter alacağını açıklamıştı. Böylece İspanya Hava Kuvvetleri'nin ana vurucu gücü tamamen Eurofighter'a dönüyor. Almanya şu an vereceği 60 adetlik ek siparişle birlikte çok ciddi bir Eurofighter filosuna kavuşacak. Belli ki Almanya bu Eurofighter siparişiyle birlikte ülkedeki havacılık endüstrisini de desteklemek istiyor. Sonuçta Alman Hava Kuvvetleri tekrar Avrupa yapısından bir kısmı da olsa Amerikan yapısına dönen bir uçak sistemine geçiş yapıyor. F-18'ler bu açıdan özellikle havayar ve elektronik karıştırma konusunda Almanya'nın ciddi bir kapasiteye ulaşmasını sağlayacak. Belli ki bu uçaklarla birlikte Almanya ek NATO görevlerinde de yer alacağını ben tahmin ediyorum. Diğer taraftan verilen Eurofighter siparişiyle birlikte diğer filonun da ayakta tutulması,
operasyonel uçak sayısının günlük arttırılması planlanıyor. Belki elindeki Eurofighter'ların ilk jenerasyonlarını, ilk nesillerinde Almanya ikinci el olarak satması da gündeme gelir mi? Bunlar da soru işareti. Sonuçta Avrupa'da bir uçak projesi yapıldığı zaman ülkeler verdikleri sipariş adetleriyle birlikte projede söz sahibi oluyor. İspanya'nın verdiği bu siparişin arkasından Almanya'dan gelecek 60 adetlik ek uçak siparişi belki İtalya veya İngiltere tarafından da tekrarlanır mı, takip edilir mi? Bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama görünen o ki son günlerde gerçekten Avrupa'daki savaş uçağı piyasası oldukça kızışıyor. Almanya için bir dönem F-35 de gündeme gelmişti. Özellikle 2 yıl önce yapılan İLA Berlin Fuarı'nda uçakların basit verici cihazlar sayesinde takip edildiği, radara yakalandıkları ockaya atılmıştı. Bu açıdan Lockheed Martin Almanya'dan gelecek bir sipariş için oldukça umutluydu. Demek ki Almanlar çok fazla riske girmeden, F-35 riskine girmediler ve daha kendini kanıtlamış bir gövdeye sahip F-18'leri, Super Hornet'leri tercih ettiler. Bu bakımdan da bu tercih ilginç bir bakış açısı ortaya koymuş durumda. Detaylı havacılık haberleri için tolgozbek.com sitemize sizi her zaman bekliyoruz. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sorularınızı yorum olarak atın. Bize ayrıca info@tolgozbek.com elektronik posta adresinden de ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Ertesi gün saat 19'da yeni bir video ile buluşmak üzere.